Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siretlerdeki yeni dersini başlayınız. Ötken dersimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşunu bilen Hayber'e çıkkanlığı hem de Gatafan 4000 kişi bilen ortadan erçip orqadan bitta kishini chaqirg'i sababli qaytib ketganligini aytgan bo'ldi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Haybarga ketib borarkanlar sahobalarga qarab turib, "Man yahdulana" dedilar. Ya'ni kim bizga nashid aytib beradi? Payg'ambarimiz nashid aytganda yaxshi ko'radi. Sahobalar ham bundan quvonishardi. Mana Qubo masjidining qurilishida, Masjidun Nabaviyning qurilishida sahobalar nashid aytgan. Amir ibn Akva raziyallahu anhu, bu Salamat ibn Akva'nın inisi, "Men aytaman ya Rasulullah." Amir ibn Akva raziyallahu anhu'nun avazı şimdi bir yakımlı, şirin, mayin idi ki, o kişi nashid aytishni başlagani de, o kişinin şimdi bir mayin avazıga mast bo'lib, hatta tüyeler iki tomonga taşayıp, iki tomonga moyil bo'lib yürüyüşü başlaştı, tebranı. Bu tüyalar üstü oturgan ayollar, havdajda oturgan ayollar, "Ya Rasulullah, sekiroq aytsin, biz yıkılıp tushayapmiz" deb shikoyat qilishdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Rifqan bil qavarir" dedi de, o kişinin bunday bir chiroyli ovoziga Peygamberimiz bir rozi bo'lib, "Rahimakalloh" deb qo'ydi. Ya'ni Alloh sizga rahmat qilsin. Umar ibn Xattob bu so'zni eshitganlardan keyin, "Ya Rasulullah, vojib bo'ldi" dedi. "Ozgina qo'yib tursangiz, biz foydalanib turadik namozidan" dedi. Chunki payg'ambarimiz kimga "Rahimakalloh" deb qo'ygan bo'lsa, albatta u kishi vafot topardi. Haqiqatan u kishi mana shu g'azotda vafot topdi, Alloh taoloning taqdiri. Qo'shin Haybarga yaqinlashganida yahudiylarning ekinzorlari ko'rindi. Sahobalar xursand bo'lganlaridan, shijoatlarining kattaligidan, qattiqligidan takbir, tahlil, tasbih bilan ovozlarni ko'tarib atrofini shovqin-suronga to'lg'izishdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga arbi'u fa innakum la tad'una asamman. Sekiroq. Chunki sizlar eshitmaydigan zotga duo qilmayapsizlar. Haybarga yaqin kelgan paytlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va sahobalar duo qilishdi. Yahudiylar mana Abdulloh ibn Ubay ibn Salul jo'natgan kishi Haybarga xabarni olib kelgandan keyin musulmonlar chiqib kelayotganligidan yahudlar xabardor edi, tayyorgarlik ko'rib turishgan edi. Avvalgi darslarda aytdik. Shuning uchun ertalab dehqonlar qal'alardan ekinzorga chiqishlikdan oldin hali tong otmasidan avval otliq kishilar chiqardi, atrofni bir qator kuzatib kelardi. Bir Muhammad qo'shini keldimi, kelmadimi? Bu otliqlar atrofini xotirjamligini bilib kelganidan keyin dehqonlar ekinzorga chiqaradi. Haybar bir necha qal'alardan iborat bir joy edi. Yahudlar qal'alarda yashaydi, lekin ekin tikinlari qal'alarning tashqarisida. Musulmonlar Haybarga kelgan tunda Alloh taolo qattiq uyquni yubordi yahudlarga. Hammasi uxlab qolishdi. Hatto soqchilar ham uxlab qoldi. Bu yerga chiqayotgan otliqlar ham uxlab qolishdi. Shunda tong otganda uyg'onishdi, dehqonlar vaqtni boy berganligini ko'rishdi-da, otliqlarni kutmasdan eshiklarni ochib, ekinzorga qarab shoshib chiqib ketishdi. Ular ekinzorlarga kelgan paytda musulmonlarni ko'rib, qo'shini bilan kelganini ko'rib, Muhammadun val Hamis deb qaytib ketishdi. Ya'ni Muhammad qo'shini bilan kelibdi deb qochishdi. Payg'ambarimiz ularni qochganini ko'rib, Haribat Haybar inna idza nazalna fi sahatihim fasa'a sabahul munzarin. Ya'ni Haybar qochdi dedi. Bu Haybarni fath bo'lishligiga birinchi alomat edi. Ularni qochganini ko'rib, ayrim sahobalarni shijoati qo'zib, hujumga tashlanamiz deb shoshilib qolganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La tatamannaw liqa'al adu fa idza laqaytumuhum fasbutu yoki fasbiru." Shoshilmanglar dedi. Düşmanga ro'baro bo'lishlikni orzu qilmanglar. Endi agar ro'baro kelib qolsanglar, sobit turinglar, sabr qilinglar dedi. Musulmon qo'shini Haybarga kelib joylashar ekan,
qo'shinni soqchiligini Umar ibn Xattob roziyallohu anhuga boshqardi, topshirdi. Umar roziyallohu anhu soqchilarning boshlig'i bo'ldi. Endi qo'shinni tartibi, suv, ovqati, boshqa bir tartiblariga Usmon roziyallohu anhu boshliq qilib tayinlandi. Qo'shin joylashib bo'lganidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yahudiylarga odam yuborib, ularni 3 narsaga taklif qildi. Islomga kirishni taklif qilindi. Islomga kirsa musulmonlar bilan bo'ladi. Musulmonlarda nima huquqi bo'lsa, bularniki ham shunday bo'ladi. Agar unga ko'nishmasa, jizya to'lashadi. O'zlarining dinida qoladi, mollari, jonlari o'zida qoladi, faqat musulmonlar hukmida bo'lishadi, jizya to'lashadi. Agar buni ham qabul qilishmasa, musulmonlar bilan urushlik. Elchi borib yahudlarga bu talabni aytganida, ular aytishdi, ozginadan keyin sizlarga bir xabar qilamiz. Payg'ambarimizga bu xabar keldi. Ozgina vaqt o'tib, qala eshiklari ochildi-da, kutilmagandan yahudlar hujumga tashlanishdi. Bu ularni javobi edi. Ya'ni ishni avvalidan ular jangni, urushni xohlaganligi ma'lum bo'lib turadi. Musulmonlar tayyor turishgan edi, bu hujumni qaytarishdi. Yahudlar qaytib qalalarga kirib eshiklarni berkitishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Banu Nazir yahudlari bilan jang qilganida xurmo daraxtlarini kesgani buyurganidek Haybar xurmolarini ham kesishlikka buyurdi. Mana aytdik. Yahudlar qal'ani ichida, lekin ekin tikinlari, xurmozorlari tashqarida. 400 ta xurmo kesildi. Yahudlar buni ko'rib dahshatga tushdi. Aytishdiki, agar biz yengsek ham bizda hech qanday mol-mulk qolmaydi. Kelinglar, ular bilan bir sulhga kelishaylik yoki jizya to'laylik deyishganida Haybarning sayyidlari unga rozi bo'lmadi. Haybar taslim bo'lmaydi deydi. Bo'lmasa tezroq jangni boshlaylik yana. Xurmolarimiz kesilib ketmasin. Qa'a eshigini ochishdi. Yahudlarning pahlavonlaridan bo'lgan Marhab ismli kishi chiqdi. Bu qal'a, birinchi qal'a. Musulmonlar qamalib turgan birinchi qal'a Na'im qal'asi edi. Uning sayyidi Horis edi. Marhabning inisi edi. Bitta pahlavonni chiqqani ko'rib musulmonlar hozir muboraza bo'ladi deb turganida orqasidan qo'shin chiqdi-da yana hujumga tashlanishdi. Kutilmagan bu hujumdan musulmonlar mag'lub bo'lib orqaga chekinishga majbur bo'lishdi. Yahudlar hujum qilib payg'ambarimiz oldiga chekinishdi. Payg'ambarimiz o'zi qatnashdi jangga, ularni qaytarib qalasiga kirgizib olishlikka imkon topishdi. Qachon hujum qilishlikni yahudlar o'zlari belgilashadi. Xohlaganda chiqishar edi, xohlaganda chiqishmasdi. Musulmonlar esa hujum qilishlikka imkon topishmadi, chunki qal'alari nihoyatda mustahkam qurilgan edi, hujum qilishlik imkoniyati bo'lmasin. Payg'ambarimiz mana shu bo'lgan jangdan keyin sahobalarga dam olinglar deb buyurdi. Sahobalar dam olishdi. Mahmud ibn Maslama roziyallohu anhu, bu Muhammad ibn Maslamaning inisi, odamlardan uzoqroq joyda bir tinchroq dam olaydi dedi-da, musulmonlar muaskaridan uzoqroq bir joyda tashlandi, qal'aga bordi. Shu yerda uxlayman dedi. Yotib uxladi. Yahudiylar o'zlarini qal'alarni ustidan turib, o'sha bir musulmonni ajrab chiqqanligini ko'rib, kim uni qatl qilib keladi dedi. Marhab boyaga pahlavoni men dedilar. Berkinib borib turib, Mahmud ibn Maslama yotgan joyda ustiga chiqib, qo'lida bir tosh bilan boshiga qattiq urdi. O'lmadi Mahmud ibn Maslama, lekin qattiq jarohatlandi, boshini, jildi, boshini terisi yuziga osilib qoldi. Payg'ambarimiz oldiga keldi, Rasululloh davolashga kelib, lekin shu jarohat tutib edi, keyin u kishi vafot topdi. Musulmonlar dam olib turganlarida Nitoq va Shaq qal'alaridan, bu hozirgi birinchi qal'adan uzoq qal'a, lekin nihoyatda kamon otishlikka mohir edi yahudiylar. Juda bir uzoq masofaga otishardi. Musulmonlarning muaskariga Nitoq va Shaq qal'alaridan yahudlar kamondan o'q otishni boshladi. Juda uzoq otishardi. Musulmonlarga kelib tayyaradi. Dam olishdi uniga kun bo'yi musulmonlar shu kamon o'qlaridan himoyalanishi bilan o'tkazishdi. Shunda o'qlar yog'ilib turganda Habbob ibn Munzir roziyallohu anhu keldi, "Ya Rasululloh, bu joyda tursak bizga o'q tayyapti. Boshqarga o'tib olaylik" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Yo'q, agar hozir jilsak, bular qo'rqib qochib ketdi" deyishadi dedi. Kech kirguncha kamon otishdi, musulmonlar kech kirguncha himoyalanishdi. Kech kirgandan keyin kamon otish to'xtaganda payg'ambarimiz boshqa joyga o'tishlikka buyurdi. Ikkinchi kuni
İkinci günü Peygamberimiz aittiler, hiç kim benim ruhsatımsız çıkmasın. Hiç kim hücumge ötmesin. Yani açık buyurun. Yahudilerin kalaları açıldı. Otluk Yahudiler çıkıp gelişti. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyruğu ki asili kılıp bana Ajca kabilesinden bulan bir kişi özünü körsatış için yakki özü var hücumge taşlandı. Bir özü. Peygamberimiz hiç kim çıkmasın benim buyruğumuzu dedi. Şunda onu marhab roborasıya çıktı da onu katılık koydu. Bana karayın. Kafirler bulan bugün cenge Peygamberimiz bulan çıktı ve kafirin kolu da vefat topladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. La tahilul cennetu lil asi. Cennet asiyge halal bulmaydı. Demek o maksat o şekilde çıkıp vefat kovalı işleriniz eken, maksat itaat eken, maksat Resulullah'da hükmeden çıkması eken, cennet asiyge halal bulmaydı. Birinci kala 15. günü fatih boğuldu. Ana şu fatih boğunge kadar günlerdi burada, günlerdi burada kala eşiği açıldı da koylarına hayda bir kara kul çıkıp geldi. Çopan adı kul idi. Koylarına hayda bakıp bakıp götürüp Müslümanlar maskeri yaşıyor. Şuna gelip koşulu aldı. Peygamberimiz gelip attı ki ya Resulullah men dedi Yahudilerini çopanıma bu koylar menge amanet. Men sizi dininizge kirdim. Eşhedü en la ilahe illallah ve anneke Resulullah. Ne mi kılayım ben dedi. Bu koyla da olasılar mı dedi. Peygamberimiz aitti. Yok. Amanat olsa kaytarıp biraz. Düşmanımız ki bu seyem amanat da koyuldu mu kaytarıp biraz dedi. Ya Resulullah. Ben kaytarıp abartsam. Ular beni Müslümanı gibi bilirse. Öldürüş uğradı beni dedi. Peygamberimiz aittiler. Ularını anaşılar tarafı yakarak. Yahudiler tarafı yakarak koyup yuvarıyor. Ya Resulullah zayıf olup getirdi dedi. Ular tarafı yakarak koyu varayım dedi. Hakikaten bu çoban koyularını kal atama yakarak durup hayda vardı. Bu halatı görüp durgen sahabalardan bir ayta da koyular kuddu çoban hayda getirdikken de kal atarafıge özleri yürüp vardı. Kuddu bura hayda gendik kaytıp vardı. Amanatı dedi bu. Kalanın eşi yine açtı koyular kilip getirdi dedi. Sonra hücum başlandı. Bu karakul Bomdat namazından ki iman keltirdi. Cengde katlaştı. Peşin bulmazdan vefat topdu. Ana buradalar. Sizlerden bir kişi bir ömür cehennem amalını kılıp yürüdü. Lekin kitap bozup götürüp ömrünün ahirinde bir de savab işti kıladı. Şu savab işti üstü canı Allah Allah da Allah. Ve cennet keketedi. Yani bir kişi bir ömür cenneti amalını kılıp yürüdü. Lekin ömrünün ahirinde kitap bozup götürüp bir de günah kıladı. Cehennemge baradiyen işti kıladı. Cehennemge keterdi. Demek biz hiç kaysımız özümüzü halimizden, akıbatımızdan hatırlayacağım türmezlikimiz gerek. Bu fitne bu. Hani bayağı Müslüman boyan adam, Müslüman boyan adam. Bu kişi Peygamberimizge asili kıtırıp, Peygamberimiz cennetin halal bu midde türüptü? İkincisi, Peygamberimiz aleyhisselam ettiler. Allah'a bir rekat hem namaz okumasından, cennet ahliden bulgen kişinin körüşünü kim haklasa, bana bu kişiye karasın dedi. Hazır onu aldı da iki de huru ayın türüptü dedi. Allah da Allah biraderler asan kısa bu bandası için asan buladı. Ve innel cennete le akrabu ila ahadikum min şirakine aleyhi. Elbette cennet sizlerden birilerge onu ayak kimiden göre onu yakarağı buladı. Cehennemden şuna kal. Bir lahza buluşu mümkün. Bir kadem buluşu mümkün. Bu kişi ertelep kafırdı. Tan yatken de Müslüman oldu. Kün tikkiye geçe cennet kekirdi burada. Naim kalası kamal kılındı. Kamal küçüğüydü Müslümanlar, Yahudilerge. Yahudiler Müslümanlar getirip tınımsız hücumları kıtırıştı. Bir hafta öttü. Netice bulmadı. 10 gün öttü. Netice bulmadı. 14 gün öttü. Netice bulmadı. Kala müstahkemedi. Müslümanlar burada iş kılışı ki imkan topladı. Ana şu kamal kılıp dururken küllerini biri de marhab taşkarıya çıktı. Yahudilerin pahlavanı marhab taşkarıya çıktı da mübareze talep kıldı. Onunla karşı Ali raziyallahu anh'u çıkmakçı bu yanı da Muhammed ibn-i Meslem'e çıktı. Mene üç alış hakkım vardı. Men çıkamadı. Çünkü marhab onun inisi Mahmud ibn-i Meslem'e katılıkı yanıdı.
unga qarshi Muhammad ibn Maslama chiqdi, qattiq jang bo'ldi. Bir soat yaqin jang qilishdi. Ikkalasi ham mohir jangchi edi. Ular jang qilishar ekan, yurib-yurib daraxtzorga borib qolishdi. Jang avjiga chiqqanda bir daraxt ikkalasining o'rtasiga turib qoldi. Bir-biriga zarba berayotganda qilich daraxtni shoxlarini kesib, yerga tinimsiz nodalar tushib turdi. Ko'p jang bo'lganligidan, zarba ko'p bo'lganligidan daraxtni hamma shoxlari qirqilib, faqat tanasi qoldi. Oxir jang bo'ldi. Va Muhammad ibn Maslama oxiri marhatni oyog'iga qilich bilan zarba berish imkon topdi. Qilich bilan urdi, yiqildi qonoqiyat. Endi o'lishligi aniq. Marhab o'qtunni meni qatl qil dedi. Muhammad ibn Maslama zuqil maut o'limni top dedi. Keldi-da ikkinchi og'ini ham chop tashadi. Marhab meni qatl qil dedi. Muhammad ibn Maslama zuqil maut dedi. O'limni top dedi, tashab ketdi. Muhammad ibn Maslama ketgandan keyin yarador bo'lib chalojon bo'lib yotgan Marhab ustiga Ali roziyallohu keldi-da bir zarba bilan qatl qildi-da qilichlarini boshqa narsalarni o'lja qilib olib bordi-da, "Ya Rasululloh, uni men qatl qildim" dedi. Ya'ni yahudlarni eng birinchi pahlavoni bo'lgan Marhabni qatl qilishlik sharafi Ali roziyallohu "Men qatl qildim" deb turibdi. Buni eshitib Muhammad ibn Maslama, "Ya Rasululloh, u o'limni totsin deb tashab keluvdim. Men jang qildim bir soatdan ortiq" dedi payg'ambarimiz, "to'g'ri aytdingiz" dedi. "Uni siz qatl qildingiz. Ey Ali, uni narsalarni bering" dedi. Ali roziyallohu anhu keyin Muhammad ibn Maslamaga uni narsalarni berdi. Keyin Marhabni qatl qilinganidan keyin Marhabning ukasi Xoris chiqdi. Marhabning oilasidagi odamlar hammasi pahlavon, bahodirlardan edi. Pahlavon edi hamma ukalar. Marhabning ukasi Xoris chiqdi. U ham muboraza talab qildi. Unga qarshi Abu Dujona roziyallohu anhu chiqdi. Sammo kimni qarasha. Abu Dujona uni qatl qildi. So'ngra ularning uchinchi ukasi Yosir chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni ko'rib turib, "Ma atvala" dedi. Nihoyatda bo'yi uzun edi. 5 ziro bormi deganda payg'ambarimiz, "Sahobalar, ya Rasululloh, undan ham balatroq, 2.5 metrga yaqin edi bo'yi." "Kim chiqadi muborazaga?" dedi. 2.5 metr o'ylab ko'ring. Zubayr ibn Avvam chiqmoqchi bo'ldi. Buni eshitib onasi Sofiya roziyallohu anha, payg'ambarimiz ammasi, payg'ambarimiz oldiga keldi-da xavotir olib, ya'ni Sofiya nohatib yuragi ayol bo'lgan. Zubayrni shunday qilib tarbiyalagan onasi edi. "Ya Rasululloh" dedi, "meni o'g'limni qatl qilib qo'yamikin?" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Inshaalloh sizni o'g'lingizni qatl qiladi" dedi. Va Zubayr bilan Yosir o'rtasida jang boshlandi. Bir soat davom etgan jangda Zubayr Yosirni qatl qildi. Payg'ambarimiz buni ko'rib turib, "Allohu akbar" dedilar. Hamda mana shu kuni, mana shu holatda aytdilar, "Likulli nabiyyin havori va havori Zubayr". Har bitta payg'ambarni havorisi bo'ladi. Eng ishongan, suyangan odami. "Mening havoriyim Zubayr" dedi. Mana shunday bir Rasulullohning havorisi degan sharaf Haybar kuni Zubayr ibn Avvamga berildi. Marhabning 4-uncha ukasi chiqdi, Omir. Uni Ali roziyallohu anhu chiqib qatl qildi. So'ngra 5-inchi bo'lib Yahudlarning sayyidlaridan Usayd chiqdi. Unga qarshi Muhammad ibn Maslama chiqdi, uni ham qatl qildi. Yahudlar qarasa, pahlavonlari hammasi qatl bo'lyapti. Muborazani to'xtatib qo'yishdi. Birortasi yengani yo'q. Jang 2 hafta davom etdi. Qal'a fath. Bu birinchi qalani oldik hafta turishibdi. Birinchi qal'a 2 hafta turibdi. Qarang, Alloh taolo fath qilib beradi deb aniq va'da berildi. Sahobalar kelib 14 kun turib jang qilishyapti. Aytishmayaptiki, "Ya Rasululloh, bu qana bo'ldi bu? Ha, bu fath bo'ladi deydingiz, bo'lmayapti-yu. Bu qachongacha turamiz?" deyishmadi. Endi Banu Isroilni eslanglar qissasini. Musa alayhissalom bizga mana shu Iliyo shahrini Alloh yozib qo'ygan. Bitta eshikda olsanglar sizlarga bo'ladi desa, ular aytishki, "Izhab anta va robbuka faqatila inna ha huna qoidun." "Ey Musa, o'sha shaharda Alloh bizga yozdimi? Modomiki bizga yozgan bo'lsa, ichidagilar chiqib ketsin, keyin kiramiz. Sen Robbing ikkalovinglar borib urushinglar, biz bu yerda turib turamiz" deganlar. Qarang, u yahudlarni Musa alayhissalomga qilgan muomalasi, sahobalarni Allohdan va'da olishiga qaramasdan
qilayotgan sabablarni ko'ring. Va'da aniq. Lekin musulmonlar ana shu va'daga yetishlik uchun bir mehnat qilishligi kerak. Qal'a fath bo'lishidan avval bir yahudi chiqib keldi-da tunda. Musulmonlar uni tutib olishdi qaro soqchilar. Soqchilar tutib olishdi. Umar ibn Xattob soqchilarni boshladi, uni qatl qilaman deganida shoshilmay tur dedi. Shoshilmay tur, meni payg'ambaringizlar oldiga olib bordi. Payg'ambarimiz oldiga olib kelishdi. Payg'ambarimiz ortingda nima bor dedi, ya'ni nima xabar bilan kelding? Yahudlarning holi qanday? Ortimda dedi, kishilar, qurollar, tayyorgarliklar, suv, ozuqalar, bir yil yetadigan tayyorgarligi bor. Qalani fath qila olmaysizlar sizlar dedi. Payg'ambarimiz, sen meni qo'rqitgani keldingmi? U aytdi, yo'q. Men o'zimga omonlik so'rab keldim dedi. Sizga dedi yahudi payg'ambarimizga. Haybarni fath qilishingizni men bilaman. Yahudiylar ham biladi. Bu narsalar Tavrotda, bu narsalar Tavrot yozib qo'yilgan. Men o'zimga, ayolimga va molimga omonlik so'ragani keldim. Sizlar bilan urushlikni xohlamayman. Payg'ambarimiz unga omonlik berdi. Modomiki musulmonlar bilan urushni xohlamaydimi, unga omonlik beriladi. Yahudiyni bu so'zidan keyin payg'ambarimiz yahudlarning qalbida qanchalik qo'rquv borligini bildi va fath yaqin ekanligini sezdi. Bu o'tgan 14 kun ichida payg'ambarimiz bayroqni, qo'shin bayrog'ini turli kishilarga berar edi. U kishilar olib harakat qilar edi, qo'shinni boshqarib fath qilishniki, lekin hech kimi qo'lidan kelmayapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam fath bo'lishdan avvalgi kechada sahobalarni jamladi. Aytdilarki, ertaga men bayroqni bir kishiga beraman. U kishi Alloh va Rasulini yaxshi ko'radi. Alloh va Rasuli ham uni yaxshi ko'radi. Sharaf qiling. Ertaga bayroqni bir kishiga beraman. U kishi Alloh va Rasulini yaxshi ko'radi. Alloh va Rasuli ham uni yaxshi ko'radi. Ya'ni shunday bir sharaf qo'yildi. Sahobalar kimga berar ekan? Kimga berar ekan? Kimni qo'lida fath bo'lar ekan bu qala? Kechasi bilan bu narsa haqida o'ylanib chiqishdi. Hali vaqtidan ilgari hammasi turib, kimga berar ekan deb shuni bir bilgani tayyor turishdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi: "Men hech qachon amirlikni boshlaydi xolagan emasman. Lekin bu kecha amir bo'lishni orzu qildim." dedi. Chunki bu amiriga Alloh va Rasulining muhabbati bor ekanligi va'dasi berildi. Kimga berilsa, demak Alloh yaxshi ko'radi uni, payg'ambar ham yaxshi ko'radi. Rasululloh va Allohning muhabbati uchun xohladim dedi. Payg'ambarimiz ertasi kuni chiqdilar, sahobalarni kuzatdi. Ali qayerda deb so'radi. Ali roziyallohu anhu olib kelishdi, u kishiga ko'ziga qum kirib, ko'zi hech narsani ko'rmay qolgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Aliga nima bo'ldi deganida, "Ya Rasululloh, La aro sahlan wala wadiyan wala jabalan." Hech narsani ko'rmayotganligini shikoyat qildi. Rasululloh muborak qo'llari bilan silab qo'ydi ikki ko'zini. Ko'zi og'rimaganday bo'lib qoldi. Payg'ambarimiz bayroqni Aliga berdi roziyallohu anhu. Shu bilan Alloh va Rasulining muhabbati u kishiga nah bo'ldi. Ali roziyallohu anhu bayroqni oldi, ertasi kuni bo'ladigan jang rejasini tuza boshladi. Tong yotganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bayroqni bergan Ali roziyallohu anhu qo'shin bilan hujum qildi. Yahudlar eshikni ochib chiqdi, ikki qo'shin o'rtasida jang boshlandi. Shu kungacha yahudiylar jang qilsa, qaladan chiqishar edi. Musulmonlar bilan jang qilar edi. Ozgina mag'lub bo'layotganligini sezib qolsa, qaytib kirib ketib qalani yopishib olardi. Ali roziyallohu anhu jang boshlagan kunda ozgina jang bo'lgandan keyin orqaga chekinishni boshladi, qo'lida bayroq. Yahudiylar g'olib bo'layotganligini sezishdi, musulmonlarni ta'qib qilishni boshladi. Ali roziyallohu anhu chekinaverdi. Ular bostirib kelaverdi. Ali chekinaverdi, ular bostirib kelaverdi. Sahobalar tushunishmadi. Hujum qilishga imkoniyati bo'lib turib chekinyapti. Lekin bayroqqa itoat qilishlik kerak. Bayroq orqaga ketsa, ular ham orqaga qaytib ketish kerak. O'zlarining qal'alardan ancha masofaga uzoqlashgandan keyin to'satdan yahudiylarning orqa tomonida Ali roziyallohu anhu qo'ygan pistirma o'ng va chop tomondan eshikka qarab hujum qilib qoldi. Ya'ni eshikni yopib qo'yish kerak. Yahudiylar orqadagi pistirmani ko'rishdi-da Ali roziyallohu anhu bilan sheriklarni tashab orqaga qarab yugurishdi. Ya'ni tezroq eshikka borib kirib olishligi kerak. Endi ular ham yuguryapti eshikka.
Pistirmadagi 10 ta chop tomondagi kishilar ham sahobalar erchiyapti, shoshilyapti. Ikki qo'shin o'rtasida musobaqa ketyapti. Kim birinchi yetib boradi? Yahudlar ham, musulmonlar ham teng yetib olishdi. Eshik oldida jang bo'ldi. Yahudlar eshigini yopib olishlikka imkon topmadi. Musulmonlar eshikdan bostirib kirishdi. Yahudlar devorlardan oshib, hammasi har tarafga qarab qochib ketdi. Birorta asir tushmadi. Ular ikkinchi qal'a, Sa'b ibn Mu'az qal'asiga borib yashirinishdi. Musulmonlar bu qal'aga kirishdi. Bu yerda hamma narsa qolgan edi. Qurollari, boshqa narsalar. Shunday qilib Alloh taolo Ali roziyallohu anhu ning qo'li bilan Haybar qal'alarining birinchisi Na'im qal'asini fath qildi. Endi ikkinchi qal'a Sa'b ibn Mu'az qal'asi qamal qilindi. Bu kuni payg'ambarimiz bayroqni Habbob ibn Munzir roziyallohu anhuga berdi. Musulmonlar rozi bo'lishsin uchun payg'ambarimiz bir kun bayroqni bittasiga, bir kun bitta qabila odamiga, bir kun ikkinchisiga beradi, toki hamma musulmonlar mana shu ishdan rozi bo'lsin. Hammasi teng bir qanoatlansin. Musulmonlarning qo'liga o'tgan Na'im qal'asida ozuqa ko'p pasadi. Musulmonlarning 14 kunda ozuqalari tugagan. Endi Na'im qal'asidan hech qanday ozuqa tushmadi. Ular och qolishni boshladi. Na'im qal'asida yahudiylar Sa'b ibn Mu'az qal'asini olib kelishadi ozuqani, chunki Sa'b qal'asida nihoyatda ko'p edi. Kelib payg'ambarimizga Hudaybiyada Rasululloh bilan birga qatnashgan Banu Aslam qabilasidan odamlar kelib, Rasululloh och qoldi deydi. İşte. Rasulullohning qo'lida ham ozuqa yo'q edi. Qaranglar, Oysha onamiz roziyallohu anha aytgandilar. Haybar fath bo'lguncha qornimiz nonga to'ymagan. 6 yil Madinada payg'ambarimiz tinimsiz jangijalar olib boryapti. Qorni och. U boy emas, kiyimi zo'r emas, qorni och. Demak, bu boylik birinchi o'rinda emas ekan demak. Musulmonlarning iymoni qo'lidan kelgan harakatini qilishi ekan. Natija Allohdan ekan. Rasulullohda ham ozuqa yo'q edi. Rasululloh duo qildilar. Parvardigor ularga, ya'ni sahobalarga taomi ko'p bo'lgan ulkan bir qal'ani fath qilib bergan. Ertasi kuni Sa'b ibn Mu'az qal'asidan bir yahudiy chiqdi, muboraza talab qildi. Uni ismi Yusha edi. Uni Habbob ibn Muzil chiqib qatl qildi. Yana bir yahudiy chiqdi, uni ansorlardan biri chiqib qatl qildi. Shunday qilib muborazalar davom etib turdi, lekin yahudiylar chiqib ochiq jangga kirishmadi. Musulmonlar mana shunday bir ochiq holatda turganida Haybar qal'alari tomonidan eshaklar ko'rinib qoldi. Xonaki uy eshagi. Bir to'p eshaklar kelib qoluvdi. Sahobalar shunday tutishdi-da, so'yib go'shtlarni qozonga solib pishirishni boshlashdi. Odatda musulmonlar eshak go'shtini yeyishmas edi. Lekin ochlikdan majbur bo'lishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bundan bexabar. Keyinroq payg'ambarimiz qo'shinni kuzatib chiqqanlarida qozondagi go'shtlarni ko'rib, "Bu nima bu? Qayerdan keldi?" dedi. Rasululloh, "Bu eshak ya'ni eshaklarni tutib oldik, so'yib pishiryapmiz deydi." Mana shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarga eshak go'shtini harom qildi. Va mana shu o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mut'a nikohini ham harom qildi. Va mana shu o'rinda yirtadigan tishi va tirnog'i bo'lgan yirtqich qush va hayvonlarni ham harom qildi. Yoradigan qoziq tishi bo'ladi yirtqich hayvonlarda va yirtqich qushlarni yirtadigan tirnog'i va tumshug'i bo'ladi. Mana shunday yirtqich hayvon va qushlarni go'shti harom qildi. Uchala narsa Haybardagi Sa'b ibn Mu'az qal'asi fath qilishlik asnosida harom qilindi. Yahudiylar mana aytdik, juda uzoqqa kamon otisha olardi. Shuning uchun musulmonlarning muaskari qal'adan juda bir uzoq masofada turishligi kerak. Chunki kamon tegib qoladi. Qal'a bilan musulmonlarning askari o'rtasidagi masofa katta bo'lganligi uchun yahudiylarning cho'ponlari bemalol eshikni ochib chiqib, qo'ylarini boqib qaytarib kirib ketisha oladi. Musulmonlar hech narsa qila olmasdi. Chunki kamon bilan urib qo'yishadi. Musulmonlar mana shunday ochib turgan paytda qal'a eshigi ochildida bir to'p qo'ylar chiqib o'tlab qoldi. Sahobalar qarab turishibdi. Hech narsa qilish olmaydi. Shunda payg'ambarimiz ana qo'ylardan kim bizga olib keladi dedi. Sahobalardan biri men olib kelaman ya Rasululloh dedi. Turdi, yana ochdi. Sekin o'malab, berkinib, yashirinib bordida
yeterli derecede yakın ki yanında şart onundan durdu, ikide kolu şart uçladı. Bir tek on kolu da bir tek koy, çap kolu da bir tek koy, şuna kadar tez yürüp geldi dedi sahabalar. Kutlu kolu da şimdiden yok da geldi dedi. Hep geldi bana Resulullah yiyin dedi. Yahudiler kemandan ok atışa zor bir erişti. Cüda uzak masafa geçti. Müslümanlar kalkanları bile himayelenip duruşlukla mecbur buluştu. Ulamana şunu himayelenip dururken de tosattan eşiği daştı da Yahudiler yana hücum götüştü. Bu kütülmegen, Müslümanlar her tertip kekemegen de koşuna. Yahudiler katta zor bir erişti hücumge, Müslümanlar arkaya çekinişti, mağlup buluştu ve her zamanı kaçıp yetişti. Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i aldı geç yetip gelişti. Şimdi Peygamberimiz sabit durdular. Hem de ettiler ki, beni aldım gekeriler, kayaka kaçasılar dedi. Lakin hiç kim kulak sanadı kaçıp yeti oldu. Peygamberimiz şunda, ya ahli bayat-ı rizvan, ey bayat-ı rizvan ahli, ey darah egeleri dedi. Onlarına Hudaybiye'de bergen bayatlarını islattı. Yani cenk olsa kaçıp yetmeyemiz de vardı berişken edin. Mana şu bayatı islatganidan keyin sahabalar qaytib kelishdi. Sahabalar kelib payg'ambarimizni himoya qilishdi. Shunday qilib musulmonlar yahudiylarni ortiga qaytarishlikka imkon topishdi. Bu hujumda musulmonlardan bor yo'q 3 ta odam bo'ldi. Chunki musulmonlar tezda qaytib kelgan edi. Hali musulmonlardagi maqtalar ko'paymasdan turib, ularni qaytarish imkon topishdi. Musulmonlar qarshi hujumga o'tishdi. Yahudiylar sarosimaga tushib qoldi. Qala eshiklariga qarab qochishdi, musulmonlar ham bordi. Musulmonlarda qarshi qilgan hujumi samarali bo'ldi. Qalani ichiga kirishdi, yahudlar mag'lub bo'lishdi. O'zlari boshlagan hujumi nihoyasida o'zlari mag'lub bo'lishdi. Va ulardan ayrimlari asir tushdi, ayrimlari Zubayr qalasiga qochib ketishdi. Va bu qalada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganidek, juda ko'p ozuqa taom bor edi. Musulmonlarda o'zlariga yetib ortib ham qoldi. Hamda Moos qal'asida payg'ambarimiz manjaniqlarni topdi. Manjaniq bu yog'ochdan yasalgan katta bir og'ir asbob, tosh yoki olovni uzoq masofaga otadigan bir og'ir asbob edi. Payg'ambarimiz boyagi omonlik so'ragan yahudiydan buni kimga qarshi tanladi bular deganida sizga qarshi dedi. Yahudiylar Madinaga hujum qilish rejasi borligi mana shundan ma'lum bo'ladi. Hamda qal'ada juda katta bir miqdorda aroq topildi. Katta-katta idishlarga aroqlar quyib qo'yilgan edi. Aroq bu paytgacha harom bo'lgan, Payg'ambarimiz aroqlarni to'kib tashlashlikni buyurdi. Sahobalar idishlarda sindirib aroq oqizishdi. Sahobalardan biri aroqni rosa yaxshi ko'radigan bo'ladi, aroq harom bo'lguniga qadar. Endi aroq harom bo'ldi, aroq ichishdan to'xtagan, endi qarasa aroq oqib ketyapti. Sabr qilolmadi da shayton g'olib kelib qalyaradan chiqib qo'ydi. Uni olib kelishi yo Rasululloh Abdulloh yana aroq ichishga qaytdi dedi. Payg'ambar hali bu paytda aroqning jazosi 40 darra urushlik tushmagan edi hali. Ichib qo'ydi aroqni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini oyoq kiyimlarini yechdi-da bu bilan borib turib Abdullohni urdi. Ya'ni ta'zirini berdi. Nima kechasan? Va sahobalarni ham hammalarini oyoq kiyimlaridagi uringlar uni dedi. Oyoq kiyib yechib hamma sahobalarni urishdi. Shunda Umar ibn Xattob la'nakalloh dedi. Alloh seni la'natlasin dedi. Payg'ambarimiz unday demang dedi. Chunki bu Alloh va Rasulini yaxshi ko'radi dedi. Demak, bu bitta gunohni qilib bo'lsa, nafsi yengilib, shaytonga mag'lub bo'lib, bu odamni la'nat qilishlik durust emasligi mana shundan ma'lum bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh.